Herkese merhaba arkadaşlar. Uzun bir süreden sonra hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Şubat ayının ilk analizine Bitcoin ile başlayacağız. Uzun süredir yoktum. Millet düşüşler başladı, kayboldun gibi yorumlar atmaya başlamış. Arkadaşlar ailevi sıkıntılarım vardı. Bir korona hastalığı geçirdik ailecek. Ailemde ağır atlatanlar, ölümden dönenler falan vesaire oldu. Allah'a şükür şu anda her şey bitmiş sağlığımıza kavuşmuş durumdayız. Yeniden başlıyoruz arkadaşlar. Bitcoin'e başlayalım. Arkadaşlar kısaca fikirlerimi söyleyeceğim. Bitcoin'i haftalık bazda inceleyip videoyu sonlandıracağız. Şimdi arkadaşlar çizgilerimi açtığımda benim bir şöyle bir senaryom vardı. Tabii ki bunlar hala gerçekleşmedi haftalık bazda olduğu için ben hala Bitcoin'den bir düşüş bekliyorum ama belli bir direncimiz var oranın üstüne kendini attığı takdirde düşüşlerin farklı bir zaman dilimine ileriki bir zaman dilimine erteleneceğini düşünüyorum bunları da sizde konuşacağım şimdi arkadaşlar bakın ben şu sol omuzun yapısı bakın burada görüyorsunuz Hatta şöyle yapalım şu sol omuzun yapısı yapıldığı ve yükselişe geçtiği andan itibaren Bitcoin analizlerimde isteyenler dileyenler izleyebilir. Burada bir obo gelecek ve sert bir şekilde düşecek dedik. Tabi altcoin analizlerimde de kısa vade uzun vade hedefler vardı. Onlar da Bitcoin sayesinde bozuldu. Bunu da her videomda belirtiyorum. Bitcoin düştüğü takdirde alt koyunlarda formasyon işlemez Bitcoin düşüşüne karşı kendinizi korumanız için stop koyun diye barın barın bağırdım arkadaşlar stop koyanlar Tabii ki kurtuldular koyamayanlara geçmiş olsun artık ya uzun vade bekleyecekler ya da alttan ekleme yapıp yüzde yirmi yüzde testlerde kurtulacaklar başka çareleri kalmadı şimdi konumuzu dağıtmadan bir obo gelecek dedik ve obo geldi arkadaşlar. Düşüşü de güzel bir şekilde geldi. Lakin ben hala Bitcoin'den şu seviye vereceğim seviye geçemezse hala bir düşüş bekliyorum. Nereye kadar düşüş bekliyorum? Bunu da göstereyim hemen. Şöyle yaptığımız takdirde yani ben 22.000 bin, 23.000 bin dolarlara kadar Bitcoin'in düşeceğini hala bekliyorum arkadaşlar. Ancak şöyle bir durum var. Şimdiki yükselişte herkes gaza geliyor, gel gel yapıyor bence. Bakın burada sat vermiş ve satın şuradaki indikatörümüzde. Şurada sat veriyor ve satın düşüşü geliyor muhtemelen. Bakın burada al vermiş bu bölümde. Yeniden bu bölüme gelmiş. Burada al verirse bu yükseliş yeniden ralliye giriyoruz mu? Hayır arkadaşlar. Bu yükseliş bu obo düşüşünün retest olarak karşımıza geçecek nereye kadar gelecek arkadaşlar? Şuraya kadar yükselir. Bakın neresi burası? Şöyle yaptığım zaman 43.199 43.200 falan civarında bir direnç bölgemiz var. Yani buraya obonun düşüşü büyük obonun düşüşü arkadaşlar buraya bir test olarak gelebilir. Eğer ki burada tutunursa düşüş muhabbetimiz ileri bir tarihe ertelenir diye düşünüyorum. Ardından yükseliş hedefimiz neresi olur? Buradaki yükselen trendimiz olur arkadaşlar. Hemen hemen orası da 60 bin dolar civarı. Yükselen trendin üzerine attığımız takdirde yeni ATH ye doğru yani 70-75 bin dolarlara doğru yeniden bir yükseliş bekleyebiliriz. Ve bu sefer alt koyunları de yanında götürmesini bekleyebiliriz arkadaşlar. Bakın biz iki tane kanalımız vardı, yükselen kanal ve mavi olan da düşen kanalımız. Şu anda biz düşen kanalın içindeyiz ve buradaki küçük yükseliş düşen kanalın üst çizgisinden geri dönme ihtimali var arkadaşlar. Biz ne zaman alım yapmamız lazım? Yani kısa vade trade edenler için söylüyorum. Tabi buradan alıp da stop koymanız gerekiyor. Eğer ki ucuzdan aldıysanız da stoplu gitmeniz lazım. Ama ben ben almış olsam nereden alırım? Şuradaki direncimizin nerenin? 43200 direncinin kırılmasını beklerim. Ondan sonra orada alırım arkadaşlar. 41200'e falan da stop koyulabilir diye düşünüyorum. Yani ne yapalım başka neler söyleyelim arkadaşlar. Yani benim söyleyeceğim şey ben Bitcoin'den 43.200 direnci kırılmadığı sürece ben hala 22 23 bin dolarlara kadar düşeceğini söylüyorum arkadaşlar. Bollinger bandımızı açalım. Bollinger bandında da en alt banddayız arkadaşlar. Buradan 43.200 direnci kırılır üstünde bir hafta kapatabilirsek hedefimiz Bollinger bandın orta çizgisi olur. Orası da 51 bin dolar arkadaşlar. Oranın kırılması halinde. Oranın kırılması halinde bizim hedefimiz bir üst band olur. 68 bin dolar. Yükseliş hedeflerimiz bunlar. 43.200 bin direnci kırıldığı takdirde. Eğer ki bu yükseliş. Şuradaki yükseliş. Bir retest ise buradan geri dönecekse ben 22-23 bin dolarlar hala düşeceğini düşünüyorum arkadaşlar. Büyük resimde aylık bazda ikili tepe var. Şöyle göstereyim. İkili tepenin hedefi daha aşağılar arkadaşlar. Yani 18 15 18 bin dolarları gösteriyor büyük resimde. İkili tepemiz var. Ancak biz haftalık baza baktığımızda da ikili tepeyi görebiliyoruz ve ekstra ikinci tepemiz de olarak geliyor arkadaşlar karşımıza. Yani çok dikkatli olmamızda fayda var. Yeni alımlarda şu an ucuzken alınabilir tabii her şey. Alım yerleri buralar arkadaşlar. Güzel alım yerleri. Şu an alım fırsatı veriyor. Ancak sağlam düşüşe karşı alt coinlerde de bizim stoplu gitmemiz lazım. He ben bunu gözüm kapalı alayım da öyle kalsın. Zaten yükselir. Burası dip demenin bir anlamı yok arkadaşlar. Stoplu bir şekilde ilerlemekte fayda var. Söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Fazla bir söyleyecek bir söz yok Bitcoin'de. Daha önümüzde uzun bir yol var. Yani bu ay içinde inşallah 43.200 direnci yükselir ve ondan sonra yükseliş altcoin'lerde de yükseliş hedeflerini veririz. Şu anda tamamen ben 23.000 dolar, 22.000 dolar seviyelerine Bitcoin gerileyeceğini düşünüyorum. Ancak şöyle bir durum var. Ha, buradan yükseldi, düşmedi. Sen bilemedin, bilmem ne derseniz de şunu da söylüyorum size. 43.200 seviyesinin üzerinde bir hafta kapatırsak düşüş senaryosu yalan olur diyorum arkadaşlar. Bunu da göz önünde bulunduralım. Şu anda tamamen Obon'un düşüşünün şöyle çizeyim. Retest arkadaşlar. Retestten sonra daha sağlam, daha sert düşeceğini düşünüyorum. Evet arkadaşlar Bitcoin'de söyleyeceklerim bu kadar. Fazla söz etmeye gerek yok. Çünkü görünen kılavuz görünen köy kılavuz istemiyor. Yani şu anda tehlikeli bir konumdayız. Her şey ucuz. Her şey çok ucuz. Alınabilir. Ancak toplu gitmekte fayda var. Kanalıma destek olmak için abone olup like atmayı unutmayın. Herkes Allah'a emanet. Görüşürüz arkadaşlar.